İkinci sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 24. Metnimiz örnek çocuk arkadaşlar. Metni okumadan önce hazırlık çalışmalarına bakalım. Dürüst insanların özellikleri nelerdir? Dürüst insan güvenilirdir, sözüne sadık birisidir. Herkes tarafından sevilen, sayılan bir kişidir dürüst insanlar. Metnimizi arkadaşlar ben okumayacağım. Lütfen metnimizi kendimiz önce sessiz, daha sonra sesli okuma yaparak anlamaya çalışalım. Evet, metni okuduysak birinci etkinliğe devam edelim. Aşağıdaki tanımları görseli verilen kelimelerle eşleştirelim. Bakalım arkadaşlar. Babanın erkek kardeşi, baba yarısı amca. Baba yarısı amca arkadaşlar emmidir. Buraya bir olarak yazdım. 2. Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli. Korumakla görevli arkadaşlar bekçidir. 2 numarayı da bekçi olarak yazdık. Bir metnin konusunu bulmak için metinde en çok neyin üzerinde durulmuştur sorusunu sorarız. Bakalım ikinci etkinlikte devam edelim. Metnimizin konusu nedir? Evet, metnimizin konusu arkadaşlar dürüstlüktür. Üçüncü etkinlik örnek çocuk metninde geçen kahramanların adlarını yazalım. Metinde geçen kahramanlarımız arkadaşlar muhtar, okul müdürümüz var, Musa amca var, İsmail hoca var, Bekir emmi var, Hasan çavuş var, Adem onbaşı var, Osman var, Cemil var ve daha burada yazamadığımız okuldaki öğretmenler, köylüler vesaire birçok kişi var. Dördüncü etkinlik aşağıdaki soruları metne göre cevaplandıralım. Birinci soru Osman bu sene kimin örnek çocuk seçileceğini düşünmüştür? Osman, elmacıların çocuklarının seçileceğini düşünmüştür. 2. Cemil ne toplamaya gitmiştir? Cemil, dedesinin bahçesine arkadaşlar kayısı toplamaya gitmiştir. 3. Köy bekçisi Adem Onbaşı, Cemil'e niçin hayran olmuştur? Adem Onbaşı, Cemil'e dedesinin kayısılarının içine karışan Musa Emmi'nin kayısılarını fark edip toplamadığı için hayran olmuştur. 4. Örnek çocuk olarak seçilen öğrenci kimdir? Örnek çocuk olarak seçilen öğrenci arkadaşlar Cemil olmuştur. Beşinci etkinlik size ait olmayan bir eşyayı bulduğunuzda ne yaparsınız? Anlatalım. Bulduğumuz eşya arkadaşlar bize ait değilse bu eşyayı kullanmadan sahibini bulmaya çalışmamız lazım. Sayfa 31 6. etkinlik. Birbirini takip eden cümlelerin oluşturduğu metinlere düz yazı denir. Okuduğunuz metin bir düz yazı örneğidir. Okuduğunuz metnin ilk iki cümlesini bakarak yazalım. Örnek çocuk yarışmasının sonuçları bu yıl okulların açılacağı sabah açıklanacaktı. Kalabalığın önündeki sandalyelerde İsmail Hoca, Bekir Emmi, Hasan Çavuş ve öğretmenlerimiz oturuyorlardı. Merakla Osman'a. 7. etkinlik anlamları birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt yani karşıt anlamlı kelimeler denir. İçerisinde bir tane bile büyük kayısı yoktu. Cemil küçük kayısıları toplamıştı. Evet buradaki büyük ve küçük kelimeler arkadaşlar zıt anlamlı yani karşıt anlamlı kelimelerdir. Sayfa 32. Tabloda birbiriyle zıt anlama gelen kelimeleri örnekteki gibi aynı renge boyayalım. Ödül, ceza arkadaşlar. Aynı renge boyadım. Kırmızı yaptım. Korkak, cesur. Yeşil yaptım. Siz istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Yeter ki farklı olsun. Hafif, ağır, iyi, kötü, taze, bayat olarak zıt anlam kelimeleri bulmuş olduk. 8. etkinlik. Aşağıdaki kelimelerin arasına uygun boşluklar bırakarak cümleleri yazalım. Burada arkadaşlar yazının tamamı aralarında kelimeler arasında boşluk bırakılmadığı için çok karışık gözüküyor ve okumakta zorluk çekiyoruz. Bunu düzeltip altına yazalım. Dürüstlük insanın sahip olduğu önemli özelliklerden bir tanesidir. Dürüst insan yalan söylemez. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.